Arkadaşlar hoş geldiniz. Sosyoloji olarak birkaç bir şey yapmak istiyoruz. Teorik olarak herkes bir şey söylüyor. Kalite, mezun kalitesi, müfredat, kalite çıktısı, performans, Allah bir diziye gidiyor. Fakat daha çok yarım, yamalak, görüntüyü kurtarma vesaire. Biz yapmak istediğimiz şey şu, ister kalite süreçlerinde yakaladığımız bir performans, İçeride müfredatın güncellenmesi. Bu konuda çok yol gittik. Tamamen mezun kalitesini artırmaya yöneldik. Kamuya da gittiğinde İstanbul Sosyoloji öğrencisi mülakatta ya da sınava girdiğinde bir adım önde fark edilecek hale gelmek istiyoruz. Özel sektöre gittiğinde, araştırma sektörüne gittiğinde, insan kaynaklarına gittiğinde, medyaya gittiğinde, her nereye giderse gitsin, ya bu İstanbul Sosyoloji'den. Daha a priori kafadan 1, 2, 3 adım, 5 puan yukarıda başlaması gerekiyor. Bu tamamen bölümün, öğretim üyelerinin ve öğrencisinin birlikte yakalayabileceği bir şey. Eski usul araçlarla, yöntemlerle gidemeyiz. Başka türlü bir öğrenciyi yakalayıcı, kuşatıcı, onu besleyici, müfredat dışı alanı genişletmek, onlara aktivite alanı açmak vesaire durumunda. Buna öğrenci de sahip çıkacak, öğretim üyesi de. Öğretim üyesi, özellikle benim kuşağım biraz rahat. Yani yeniçeri gibi. Keçeye pala sallarız, testiye kurşun atarız. Bundan gayrısı şeriata, bu kadar yurduk istemez. Bundan gidemeyiz. Ülkede herkes şikayet ediyor ama kimse çalışmıyor. Öyle yok. Çalışacağız. Bizim üzerimize düşen neyse, biz bölüm olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Öğretim üyesinde, biraz bu anlamda çalışması konusunda ciddi bir biçimde sürekli toplanıyoruz, istişare ediyoruz, konuşuyoruz vesaire. Kulüplerimizle görüşüyoruz. Kılavuz konuşmalar nereden çıktı? Geçen hafta ilkini yaptık. Burada dönüp Ali Gülüm arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ali Gülüm bölümün mezunudur. Antropolojiyle çift anadal yapmıştır. Yıllardır özel sektörde eğitim danışmanlığı, koçluk bu konularda çok ciddi bir performansı var ve çok toplumcu bir arkadaşımız. Fedakar bir arkadaşımız. İnsana dokunmayı seven bir arkadaşımız. Ben gittiğimde kendisine önce daha iyi atölyeler üzerine konuşmaya başladık. İşin mutfağı da bu görüşmelerden çıktı. Begüm Uzun arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Daha iyi atölyeler de buradan çıktı. Kılavuz konuşmalar da buradan çıktı. Bu kapasiteyi artıracağız, genişleteceğiz, yaygınlaşacağız. Daha fazla öğrenci bu faaliyette kendisini bulmuyorsa bu faaliyette bulacak. Bu faaliyette kendisini bulamıyorsa bu faaliyette bulacak. Bunu yakalamak zorundayız. Yani çok farklı segmentlere öğrencimiz arasında ilgiler, formasyonlar, bagajlar, çeşitlilik yani. Herkes torluna çıkmış, ters topların cesur yeni dünyanın ya da zamiyetinin bizinin numaralı insanları değil yani. Hepimiz bir yerlerden geliyoruz. Eğitimler, aileler, sosyokültürel çevreler, demografik durumlar vesaire vesaire vesaire. Dolayısıyla bütünü yakalama adına daha fazla, yani daha iyi atölyelerde, bilişim atölyesi de, görsel içerik üretme atölyesi de, hep bu anlamda farklı arkadaşları, farklı ilgileri, yönelimleri araştıran arkadaşları çağırmak. Kılavuz konuşmalar, tam bu çabalara odaklandığımızda birkaç tane ürün. Daha iyi atölyeler çıktı, işin mutfağı çıktı, işin denizinden esinlenerek haftaya Önder Küçük Erman diye iş hayatının, Türkiye'de endüstriyel tasarımın kurucusu bir sima, 80'lerinde yıllarca sarayda yöneticilik yapmış, danışmacılık yapmış, Paşabahçe'de yönetim kurulunda bulunmuş. Gerçekten hem işin derisi hem de çok üretken, çalışkan bir insan. Nasıl çalıştığını anlatacak. Haftaya herkes Perşembe günü bekliyoruz. Bu arayışlarımızın neticesinde bu 3 faaliyet bu sene çıktı. Sürecek. Seneye araştırma kapasitemizi artırmaya yönelik, lisans düzeyinde ve lisans düzeyinde öğrencimizin donanımını artırmaya yönelik bir çalışma içerisinde olacağız. Geçen hafta dil deneyimi üzerine odaklandık. Çok da iyi bir şey oldu. Hem Dinar arkadaşımıza, hem Sevde hocamıza, hem Ali Gülüm arkadaşımıza ben çok teşekkür ediyorum geçen hafta için. Bu hafta tek bir arkadaşımızla karşınızdayız.
sektörden, alandan, sahadan geliyor ve gerçekten insanla başka türlü bir ilişkisi olan. Çok dünyayı abartan arkadaşlarımızdan değil. Yani piyasa ilişkileri içerisinde burada değil Ali Gülüm arkadaşım. İnsani, toplumsal duyarlılığın getirdiği bir şeyler, sorumlulukla bağlı. Ben söylediğimde, hocam 24 saat ne istiyorsanız birlikte çalışalım. Onun için Ali Gülüm arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün iş hayatına, mesleğe, farklı meslek alanlarına dahil olma, giriş, arayışlar, ne, nerede, neye nasıl ulaşabilirim? Ben çerçeveyi tayin etme anlamında değil. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Ali Gülüm'ün de bir tarzı var. Başka türlü, o sorularla gider. Başka türlü gider, onu bilmiyorum. Ama derdimiz, özellikle 4. sınıflar, dair sınıflarımız da var burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Bir şekilde bir kılavuzluk etmek. Bakın şuna dikkat edin. Şuraya adım atarsam bunun muhtemel neticesi budur. Vesaire gibi bir şeye gidiyoruz. Bunu artıracağız bu tür kılavuz konuşmaları. Muhtemelen bahar döneminde başka bir arkadaşımız da burada olacak. Bu seriyi, bu diziyi devam ettireceğiz. Yani kariyer kelimesini pek kullanmak istemiyorum yani. Mesleki alana, iş hayatına atılmaya ilişkin çalışmış, yoğunlaşmış farklı isimlerle bu arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz yani. Onun için çok lafı uzatmayayım, vakti de ziyan etmeyelim. Dön dolaş İsmail Coşkun konuşması, hepsi artık klişeleşti yani, ezber ettik yesen. Estağfurullah falan diyen de yok yani ya. Şey değil. Kuvvetli bir alkışla Ali Gülüm arkadaşımızı buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. İş hayatına nasıl adım atarım? Soruyla başlayacağım. Bugün bu odadan iş hayatına adım atmakla ilgili bir adım atarak ayrılmak isteyenler kimler? Bir şeye karar vermiş olayım. Bugünün sonunda bir adım atmış olmak istiyorum. Bir şeye karar vermiş olmak istiyorum. Peki. İkinci soru, bu kararınızla, bu adım atma isteğinizle ilgili kendinize şimdi bir söz verebilir misiniz? Bugün bu odadan bir karar almadan çıkmayacağım. Bunun sorumluluğunu alıyorum ve kendime söz veriyorum. Buradan bir şey alarak ayrılacağım diye kendinize söz verebilir misiniz? Bu çünkü birazdan şu anlama gelecek. Eğer o sözü yerine getiremeyecekseniz, getiremeyeceğinizi hissediyorsanız demek ki ne yapmanız lazım? Soru sormanız demiyorum, bana saldırmanız lazım. Ben bütün varlığımla karşınızda duruyorum, kendi deneyimimle. Bu doğru, yanlış anlamında bir deneyim değil. Ama beraber ortak akılla iş hayatına nasıl adım atarızı beraber bulabiliriz. Kabaca, çok kabaca, benim bugün konuşacaklarım iki bölüme ayrılabiliyor. Bazılarınız için birinci bölüm, yani bu bölümleri işte dolu ve boş diye tanımlarsak, benim aklıma geldi bu. Bazılarınıza birinci bölüm çok boş gelecek, bazılarınıza birinci bölüm çok dolu gelecek diye tahmin ediyorum. Bazılarınıza da ikinci bölüm. Ne bu? Birinci bölümde aslında iş hayatına adım atmakla ilgili, iş hayatıyla ilgili. Bizim sahiplendiğimiz ve bazıları çok da doğru olmayan bir takım inanışlara bir alternatif getirmeye çalışacağım. Sizinle beraber bunu tartışmaya çalışacağım. Sonuç getiren yaklaşıma nasıl ulaşabiliriz diyebilirim bu bölüme. İkinci bölümde ise doğrudan pratik bir takım tavsiyeler. Bu pratik tavsiyeler neler? Özgeçmiş yazarken nereye dikkat etmek gerekiyor, iş görüşmesinde neye dikkat etmek gerekiyor gibi. İnternette olan şeylerin tekrarı anlamında değil, yani bu malzemenin kendisini kopyalaması meselesi var. Özgünlüğü nasıl yakalayabiliriz? O bağlamda yapacağım. Bundan 11 yıl önce bir özel şirket için üniversite öğrencilerine yönelik bir program hazırlamıştım. Döndüm, onun böyle de bir kitapçığı vardı, ona baktım. Şöyle enteresan bir şey gördüm ki 11 senede o zaman çok doğru olan bazı ifadeler bugün tamamen yanlış. Onları bugün söyleyemiyorum. Bu
zamanın, ortamın değişmesinden kaynaklandığı kadar bugün şuna daha çok inanmamdan da kaynaklanıyor. İş hayatına adım atmakla ilgili tek bir doğru, öyle bir şey yok. Burada ilk söylemek istediğim şöyle bir şey paylaşacağım. Bu bakmakla ilgili. En son Kasım 2019'da TÜİK işsizlik oranı açıkladı. 13.3. 4 milyon kişiydi Türkiye'de bu. Bunun içerisinde de genç işsizlik oranı, yani işte buradaki insanların çoğunun yaş grubundaki işsizlik oranı %24.5, yani 1 milyon sizin yaşınızda işsiz var. Şimdi bu madalyanın bir tarafı, değil mi? İşsizlik oranı çok yüksek. Evet. Yani iş hayatına nasıl adım atarım da bence en kritik şeylerden bir tanesi. Yüzleşelim. Olduğu gibi bir yüzleşelim. Ondan sonra bununla ne yaparız ona bakalım. Yani bu başta söylediğim o sorumluluğu almak sorusu vardı ya, alıyor musunuz? Aldınız mı sorumluluğu bilmiyorum. Bu odadan çıkarken bir şeye karar vermiş olarak ayrılmak istiyorum, onun sorumluluğunu aldıysanız. Şimdi aynı yaklaşımla buna bakacağız. Şimdi bu bir olgusal bir şey, değil mi? Bu rakam burada duruyor. Benim yaş grubumda 1 milyon işsiz var. İşsizlik oranı çok yüksek. Piyasada yeteri kadar iş yok. Bu bir doğru. Şimdi size bir doğru daha söyleyeceğim. Bir olgusal bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye yetenek tıklığı araştırmasında, bütün dünyada yapılan bir araştırmada 2 sene önce 5. geçen sene 6. durumda. Yani bu istatistiğin söylediği şey, yetenekli, yetişmiş insan bulmakta şirketler zorlanıyor. Şimdi bu datayla desteklenen veri benim karşıma nasıl çıkıyor? Şirketlere eğitim verirken gidiyorsunuz. Diyorlar ki ya sizin kulağınız deliktir. Biz falanca işini yapacak birisini arıyoruz. Nasıl kriterlerimiz var? İlgili olsun yeter demeye başladılar bulamadıkları için. Anladın mı? Yani bir yandan işsizlik oranı çok yüksek, evet, ama bir yandan sektörün yetişmiş ilgili insanlara ihtiyacı var. Burada vurgulamak istediğim şey, ne tarafa bakmayı tercih ediyorsunuz? Tercih iş arayışındaki meselelerden bir tanesi. İş ararken ya da böyle mezun olmaya yakın, hani benim deneyimim şu bir yandan da, gençlerle eskiden bir dönem Avrupa Birliği projelerini organize etmek için sürekli profesyonel bir iş yaparken ben çalışmışlığım var. İşte bir senedir üyesizliğiyle bölümde sizlerle beraber duyuyorum. Bir de benim ailem çok büyüktü. Böyle sürekli üniversite öğrencisi, sürekli mezun olmaya yakın kuzenlerim var. Yani onlara yaptığım danışmanlıklardan ve son çalıştığım şirkette aslında üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar, benim çalışanlarım büyük bir kısmı, onlardan duyduklarımdan bir şöyle bir eğilim var. Bende olmayana bakma eğilimi. Yani bu nasıl oluyor? Mesela işte ben İstanbul Üniversitesi'ndeyim şimdi. Ya ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. İşte ilanlarda eskiden daha yaygındı. Falanca ya da filanca üniversite mezunu aranıyor diye şeyler yazıyor. Şimdi benim o falancılardan bir tanesinden de daha önce mezuniyetim var. O zamandan da arkadaşlar şey derdi. Ya işte tamam, ben işte o üniversitelerden birindeyim ama ya bölüm birincisi var, ben bölüm birincisi değilim. Bunun bir sonu yok. Şimdi burada bunu kanıtlamak için aslında şöyle bir egzersiz var. Bunu benim size kanıtlamaya ihtiyacım yok, sizin kendinize kanıtlamaya ihtiyacınız var. Eğer aklınızdan şunu tarif edebiliyorsanız, yapmak istediğiniz, erişmek istediğiniz, hayalinizdeki iş böyle bir tanımlanabilir bir şeyse, size şunu öneriyorum. LinkedIn'e giriyorsunuz, İstanbul Üniversitesi mezunu olup o işi bugün yapabilen, sizin hayalinizdeki yere gelebilen birisi var mı yok mu diye arayabilirsiniz. Ben iddia ediyorum, o hayaliniz her neyse bu üniversiteden mezun birileri bugün o işi yapabiliyor. Elimde ne var buna bakıyor olmak gerekiyor. Şimdi Twitter'da gördüyseniz orada bir şey dedim. İş aramak, iş bulmak, iş aramak mı, iş bulmak mı? Ben diyorum ki iş aranmaz, iş bulunmaz, iş alınır. Bu da aslında ne istediğinle ilgili, ne istediğin sorusunu sormakla ilgili. Söylerken, ifade ederken dünyanın en kolay şeyi işliyor, değil mi? Ne istiyorsun?
Var mı ne istediğini tam olarak tanımlayabilmiş hayatına dair şu anda burada? Dünyanın en zor sorularından bir tanesi bu. Ama sormak zorundayım cevap bulabilmek için. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Ne istediğini bilmeden bulamadım. Şimdi hazırlanırken aklıma şu geldi. Ben burada öğrenciyken Korkut Hocam'ın dersinde o dönemde televizyonlarda bu şey tartışmaları çok oluyordu. Şimdi de var herhalde de. O zamanki etkisi yoktu işte. Birkaç kişi bir araya geliyor, gündemle ilgili bir şeyleri konuşuyor falan filan. Korkut Hoca da şöyle tarif ederdi, sinirlenirdi onlara. Ya ok gelmiş bir yere saplanmış, onun etrafına hedef tahtası çiziyorlar derdi. Tamam mı? Şimdi, hedef tahtası çizmek kolay değil mi? Ok saplandığı durumda. Bu kariyere bakış açısında da sıklıkla öyle oluyor. Falanca şöyle bir kariyer yapmış, ne kadar güzel. Nasıl yapmış diye geriye dönüp tarif ediyorlar. Bak, falanca eğitim almış, bak falanca yaşında, bak falanca dil biliyor. Geriye dönüp tarifleme kolay olmalı. O zaman bu bana şöyle bir mesaj veriyor. Senin bir sorumluluk almana gerek yok, senin bir şey yapmana gerek yok. Çünkü senin elinde bunlar yoku hatırlatıyor bana. Hayır, öbür taraftan bakacağız. Öbür taraftan bakacağız ve hedef tahtasıyla devam edeceğim başka bir şekilde. Elinizde bir tane ok var. Ve hayal edin, şu anda elinizde bir tane dart oku var mesela. Tamam mı? Var. Onu tutuyorsunuz. Ben gözünüzü bağlıyorum. Sonra size diyorum ki bu odada bir tane 20 santim ya da 30 santim çapında bir hedef tahtası koydum. Şimdi o oku o hedef tahtasına atmaya ve hedefi tutturmaya çalışın. Nerede diye soracaksınız. Deneye deneye bulacaksınız. İş aramak böyle bir şey. Ne istediğini bilmek bunun karşısında hedef tahtasını görebiliyorlar. Hayatında hiç ok atmadı insan da birkaç deneme sonra o oku atabilir. Hedefe yaklaşabilir hale geliyoruz. Dolayısıyla iş bulmak, iş aramak, o samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. O zor olan. İş almak, önce ne istediğini bilmeyi tanımlamakla beraber bunu tanımladıktan sonra onu gidip almak demek aynı zamanda. Şimdi bir yandan da hani şöyle bir şey düşünüyorum. Yani mesela ben kimim ki bütün bunları konuşuyorum falan diye. Şimdi deneyime bakarken baktım, bunu paylaşmak istiyorum. Önemli görüyorum çünkü. Şimdi hani olmayana bakma eğilimindeyiz ya. Şimdi ben 96'da ilk mezun oldum üniversiteden. O zaman da bir işe girdim mesela. Ben bir seneyi doldurmadan ayrıldım. Herhalde en çok duyduğum laf gerizekalıydı o zaman. Niye? Çünkü işte uluslararası bir şirket, Alman bir şirket. Daha diplomamı almamışım, bir dersim var. Ama işte mezun şeyle orada işe girmişim. Bana diyorlar ki nasıl aldın o işi? Bilmiyorum, kantinde ilan görmüştüm. Bugünkü şeyler yoktu. Ben o işi bıraktım. Daha sonra böyle çok istediğim başka işlere, yani bak çok istediğim başka bir iş için girdim. Dolayısıyla bu alma hikayelerim var birkaç tane. Sonra kovulma hikayelerim var. İki defa kovuldum. Ondan sonra da bir tanesi beni bir sene sonra geri almak zorunda kaldı. Bir tanesi almadı ama herhalde yakın zamanda onlara eğitim verken bir değişiklikler var. Ve çok uzun dönem işsiz kaldım. Yani ben iş aramayı öğrenmek zorunda kaldım. Şimdi o işsiz kaldığım dönemin, o çok uzun işsiz kaldığım dönemin başında en çok tekrar ettiğim şeylerden biri piyasada iş yok, piyasada iş yok, piyasada iş yok. Niye? Çünkü ben iş aradım. Gözüm bağlı, elimde bir ok var. Şuraya da başvuruyorum, şuraya da başvuruyorum, şuraya da başvuruyorum, şuraya da başvuruyorum. Ve böyle 1-2 sene içerisinde neredeyse hiç iş görüşmem yok. Sonra bir arkadaşımın yardımıyla ne istiyorsun sorusunu böyle kafama sopayla vura 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 ne kadar önemli olduğunu bana anlattı. Ne istediğini tarif ettikten sonra aldığım aksiyonlarla bir hafta içinde 3 yerle görüştüm. Onlardan bir tanesini de işe başladım. Bu kadar kritik bir şey. Esas deneyimim, ikinci bölümde paylaşacağım belki de, işte son iş yerimde herhalde yani binleri geçen sayıda insanla iş görüşmesi yaptım. Dolayısıyla insanlar nasıl hazırlanıyor ya da nasıl hazırlanmıyor? Ne yapanı her durumda alıyorum, ne yapanına hiç şansı olmuyor gibi. Şeylerde ipuçlarında konuşuyor olacak.
Şimdi ne istediğini tanımlamak için ilk konu şu. Biraz kendinizi tanımanız gerekiyor. Bu da sıklıkla atlanan şeylerden bir tanesi. Bu klişe lafla güçlü yanların, zayıf yanların hikayesi var ya. Şimdi o klişe tarafını bırakın. Ben şunu soruyorum. Güçlü yanını, güçlü yanlarını tamamen farkında olan, onları böyle yüreğinde hisseden kaç kişi var burada? Ben çok iyi yemek yapıyorum da dahil buna. Ben çok iyi piyano çalıyorum da dahil. Şimdi bunu az parmak görüyorum. Bunu bulmak ve kullanmak zorundayım. İş hayatına adım atarken lazım olacak. Genel klişe şu, böyle bir metin var. O metinde böyle özel iş ilanları gibi. İşte böyle bir sürü 100 tane özellik var. O 100 tane özelliğin işte 100 tanesini de tutturman lazım ki işe girebilirsin. Hayır, benim deneyimim şunu söylüyor. Kendisindeki güçlü yanın farkında olan işi alıyor. Deneyimin olup olmaması sonra işle beraber ayrı bir tartışma konusu. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bununla ilgili aslında pek çok, nasıl diyeyim, online testler var dedim. Bunu bildiğiniz zaman çünkü ne istediğinize dair şu soruları sormaya başlayabiliyorsunuz. Nasıl bir ortamda çalışmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Burada birkaç tane örnek, bu 11 sene önceki kitapçıktan bazıları bugün geçerli değil. Mesela bir ofiste mi çalışmak istiyorsun, gezmek mi istiyorsun? Ya benim hiç işim olmaz böyle işte sabah 4'te kalkıp havaalanlarına falan gidemem. Ondan sonra oturayım oturduğum yerde. İstanbul güzel, Ankara güzel. Ofisime giderim 9'da, 5'te çıkarım. Bu da bir tercih, hiç şey yok yani bir yargı da bulunmuyorum. Bunu mu istiyorsun yoksa ofis seni daraltıyor mu? Yani kendindeki güçlü yanı beni istediğin tanımlayamıyorsan böyle küçük şeyler üzerinden tanımlamalar yapabilirsin. Ne yapmak istiyorum? Ofisin içinde mi olacağım? Gezen bir iş mi istiyorum? Sabit bir gelirim mi olsun? Yoksa ben çalıştıkça param artsın mı? Gibi seçenekler kurabilirsiniz. 11 sene önce geçerli, yani geçerli olan, bugün olmayan şeylerden iki tanesini paylaşmak istiyorum. Ki bence burada önemli konular bunlar. Yalnız çalışmayı severim ya da bir takımın üyesi olarak çalışmayı severim diye bir seçenek koymuştum 11 yıl önce. Bugün bunu asla koymazdım. Hatta bunun neden artık işe yaramayacağıyla ilgili kitap bile yazılabilir durumda. Birlikte yaratmak, birlikte üretmek zorunda yazar. Bunu sadece size söylemiyorum, bunu şirketlere de söylüyorum. Bölüme de söylüyoruz. Bölüme de söylüyoruz. Hep birlikte. Yani bölüm bunun güzel kanıtlarından bir tanesi. Eskiden şey klişesi vardı şirketlerde, iş arkadaşını sevmek zorunda değilim, ben profesyonelim falan diye. O dönemde iş arkadaşını sevmek zorundasın, yani bölüm arkadaşını sevmek zorundasın. Bu da söyleyebileceğim konulardan bir tanesi. Bugün burada yanınızdaki arkadaşınızla beraber iş arama sürecinde beraber yaratabilirsiniz. Gönlünüzdeki işi bulmak üzere o takımı kurabilirsiniz. Bugün değişen şeylerden bir tanesi, iş hayatına girdiğinizde de bunu yapabilenlerin rekabet edildiği sürekli kendisini gösteriyor. Bunu yapamayanlar gerçekten çok zor durumda. İstikrarlı bir ortamda çalışmayı severim de, işimde sürekli değişikliği severim. Bence bu da artık geçerli değil. Değişim artık, yani benim geçen sene en çok verdiğim eğitim özel sektörde değişim yönetimi. En çok yaptığım konuşmada değişim yönetimi. Çok hızlı değişiyor çünkü. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki buna adapte olabilmek lazım. Her şey hızlı değiştiği zaman da şu oluyor iş hayatına adım atmakta. Aslında sizi hayalinizdeki ya da ilk adımdaki işe, gönlünüzdeki işe sokacak temel özelliklerden biri de değişebilme kapasiteniz. Şimdi dönüyorum tekrar soruyorum. Sizdeki güçlü özellik ne? Sizi gönlünüzdeki işe sokacak güçlü özellik ne? Bilmiyorum bunu mu hayal ediyordunuz? Ben size hiç ilanlarındaki meselelerden falan bahsettim. Bu. Çoğu insan bunu söylüyor. Biz yetiştiririz diyor. Bize böyle değişime adapte olabilecek, hıza adapte olabilecek, ne istediğini bilen insanlar lazım diyor. Ve buradan gitmek istediğiniz yer, yani şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani gitmek istediğiniz yer belki böyle ilk etapta olmayacak bir şeyse de
oraya giden yolu tarif etmeye başlayabilirsiniz. Yeter ki o gözünüzde canlandırmayı yapabilin. Şimdi ilk bölüm çok kabaca böyle. İlk bölümün özetinde aslında şunu çok net olarak söylemek istiyorum. Bu cevaplanması zor soru, ne istediğimi bilmek zorundayım, en temel konulardan bir tanesi. Tekrar ediyorum, işsizlik yüksek ama şirketlere sorarsanız eleman bulmak en büyük meselelerden bir tanesi. Yok. En son full time çalıştığım şirketteki bir numaralı gündem maddesiydi. Seneler boyunca da gittikçe daha ciddileşti. Yok. Yani eleman bulmak zorlaşıyor. Ve bu anlamda aslında şirketler yavaş yavaş şunun da farkında. Yani kalıplaşmış işler, şöyle bir örnek vereyim. Bundan 15 sene önce şirketlerde şöyle şeyler yazılabiliyordu. İş tanımı yazmak diye bir şey vardı. İşte ne bileyim, bir sosyolog alınacaksa, tamam mı? Sosyolog ne iş yapardı? Bir metin yazabiliyordu insan kaynakları departmanı. Bugün yazamıyor. Çünkü değişim o kadar hızlı ki bugün yazdığı şey yarın geçerliliğini yitiriyor. Bu şöyle bir avantaj veriyor. Şirketler aynı zamanda esnek olmayı öğrendiği için sizin taleplerinize uygun olarak pozisyonu da şekillendirebiliyor. Yani siz artık bugün, yani benim 20 sene önce, 25 sene önce öyle bir lüksüm yoktu. Ben tanıma oynamaya çalışıyordum. Bugün şu pazarlığı bazı şirketlerde yapabiliyorsun. Ben ileride başka bir şey yapmak istiyorum. Bu iş onu destekliyor. Ve dolayısıyla böyle bir alan yaratabilir misin bana diye konuşabilir hale geldiğiniz şirketler var. Ve hatta bu işe almada sizi öncelikli kılacak bir soru oluyor. O benim iş görüşmesindeki ipuçlarından bir tanesi. Yani talepkar oluyorsun. O ama talepkar olmak senin kendi hayalinle ilgili, kendi yapmak istediğin bir şeyse ve katma değerini gösterebiliyorsan bir şekilde avantajın haline gelebiliyor. Buraya kadar sorusu olan var mı? Ne yapmak istediğiyle ilgili bir şeyler şekillenmeye başlayan kafasında adım atmakla ilgili. Peki, pratik tarafa geçiyorum o zaman. En son sorulara yeni vaktimiz olacak. Pratik tarafta ilk mesele şu özgeçmiş meselesi. CV, özgeçmiş. Özgeçmiş ne işe yarar? En önemli işleri nedir özgeçmiş? Yok, sizden olacağım. Söyleyin ki. Tanıtıyor, evet. Başka? Niye size? Var mı? Kaç kişinin özgeçmişi var hazırda? Niye işe yarıyor özgeçmiş? Onunla başlıyoruz. İşe başvurmamıza yarıyor. Evet. Özgeçmişiniz başarılıysa ne işe yarar? Ne olunca özgeçmiş başarılı olmuş olur? Tamam. Olduğum yeri gösteriyor. Hayal ettiğim yere dair ipuçları veriyor. Bunu yansıtıyor. Peki bu başarılı CV'ye, yani bunu nasıl anlayacağız bunu yansıtabildiğini? Bana göre bir tip başarılı CV yoktur. İnsanların kendini nasıl biçimden belli spesifik kılıkları doğru insanlar. Dolayısıyla belli bir formatta da CV ya da özgeçmiş bulunması da bence normal bir şey değil. Çünkü beni sevdiğini artisti sevmeyebilir. Doğru. Ya da benim yaptığım şeyden öbür kişi mutlu olmayabilir. Doğru. Dolayısıyla her özgeçmişte her insanın dış dünyasını, düşünce yapısını yansıttığından dolayı birbirinden belli yönlerden farklılaşacaktır. Evet, farklılaşması da gerekiyor ayrıca. O yine söylemek istediğim konulardan bir tanesi. Sizin CV'niz işte 1 milyon insanın CV'sine benziyorsa, iş arama portalından çıkardığınız standart CV ise o farklılaşmayı sağlayamıyor. Şunu sormak istiyorum. Tekrar ediyorum aslında soruyu. Ne elde ettiğinizde CV işe yaramış oluyor? Ben
Siri. Burada bir arkadaşım. Farklı olduğumu gösterdiğimizde. Farklı olduğumu gösterdiğimde ne olacak? Ne yapacaklar? İş görüşmesine çağıracaklar. Özgeçmişi bu gözle görmemiz gerekiyor. Geri kalan her şeyi uzun uzun konuşabiliriz. Çok da konuşmaya gerek yok. Yani milyonlarca sayfa var. Özgeçmiş nasıl hazırlanmaya ilgili. Ama unutulan şey şu. Özgeçmişin bir tane işleri var. Sana iş görüşmesini kazandırmak. Başka hiçbir şey yok. Hiç şöyle bir örnek var mı? Ne kadar işte Ali Gülüm ne kadar güzel bir özgeçmiş hazırlamış. Onu işe alıyoruz. Hemen arayın teklifi geçin. Böyle bir örnek yok. İş görüşmesini elde etmemiz. Şimdi bu bütün şeyi değiştiriyor, hikayeyi değiştiriyor. Neden? İnsan kaynaklarında staj yapan var mı? Hiç. Peki. Şimdi işsizlik oranının yüksek olduğu bir yerde, değil mi? Başvuru sayısı çok. Başvuru sayısı neyle başvuruluyor? Özgeçmişlerle başvuruluyor. Kendinizi bir an için hayal edin. Siz bir insan kaynakları departmanında staj yapıyorsunuz. Sonra bir tane pozisyon var, sosyolog alınacak, 800 tane başvuru var. Siz de dediler ki bu 800 tane CV'den kaç tane olsun? 10-12 tane iş görüşmesine çağırmak üzere CV seç dediler. Canlandırıyor musunuz gözünüzde? 800 tane CV var, 12 tane seçeceksiniz. Ne yapacaksınız? Neye göre? Evet, filtreleme İK portallarında artık böyle şey sistemin içerisinde var. Bir kere oralardan geçebilmek için yapılması gerekenler var. Manuel olduğunu hayal edin. Şimdi bu birazdan özgeçmiş hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair ipucu verecek. 800 CV ne kadar zamanda yardımcı olması? Taramanızı isteyecekler. Şöyle sorayım. Yarım günde. Biz dahi atölyeleri başvuruda kaç kişi nasıl bir işler yapabiliriz? Çok benziyor. Başvuruda da daha iyi atölyelerinde de başvuruda da başvurunun bir tane amacı var. Size görüşme almak. Yani mülakata hak kazanmak. Hak kazanmak. Başka bir işlevi yok. Başvurunuz şahane diye tamam işte Rıdvan'ı direkt aldık diye bir şey yok. Görüşmeye geliyor. Özgeçmişi de bir yandan çok abartabiliriz ama bir yandan da onun işlevi iş görüşmesine almak. Araya girecek gibi olmayacaksa özellikle... Hocam mikrofon açabilirsiniz. O zaman şuraya geçebilir miyim? Özellikle başvurularda dikkat ettiğimiz husus kişinin kendisinin ve başvurduğu yerin farkında ya da bilincinde olup olmadığı. Özgeçmiş birazcık onu görmemizi sağlıyor. Yani siz olduğunuz kişinin farkında mısınız? Bu kullandığınız fotoğraftan kurduğunuz cümledeki imla hatalarına kadar hitap ettiğiniz kurumun farkında mısınız? Bu selamlama biçiminizde anlayamamışınızda kadar siz zaten direkt gösterebiliyor. Evet, o en önemli, yani o birinci bölümdeki kendini tanıma meselesiyle ilgili. Şimdi o 800'e geri dönüyorum. O 800 CV'nin içerisine kendi CV'nizi de yerleştirin. Acımasız bir soru soracağım. 800 tane CV var. 12 tane ki 12 kişiden oluşan kısa listeye kendi özgeçmişini alır mısın, almaz mısın? Tamam. Özgeçmiş böyle. Özgeçmişle ilgili böyle tık 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 sayacağım soru varsa detayını açabilirim ama bunları hızlıca saymak istiyorum. Bu soruyu hatırlayın. Ben stajyer olsam ya da bir insan kaynakları uzmanı olsam kendi CV'mi ayırır mıyım kısa listeye? Öbür taraftan düşünmek enteresan bir şekilde bu iş arama sürecinde çok işe yarıyor. CV'mi ayırır mıyım? 3 sayfa ise CV'niz ki yeni mezun birisi için o da abzuk konulardan bir tanesi. Benim 800 tane CV tarayacaksam 3 sayfa bakma ihtimalim çok düşük. Bakın bu iyi, kötü, yani ne kadar iyi yapıyorlar, ne kadar kötü yapıyorlar demiyorum, empatik olur. 800 tane CV var, stajyersin, hatta ne bileyim böyle zor bir yöneticim var diyelim. Sana diyor ki 2 saat içerisinde bana 12 tane getir.
Şöyle bir bakacağız. CV ile ilgili kriterlerden bir tanesi. Şöyle bir baktığında seninle ilgili ne söylüyor CV? En önemli, seninle ilgili en önemli şeyin bir bakışta görülebiliyor olması lazım. Kriterse size kriter. Tamam mı? Bu sadece sizin yapabileceğiniz bir şey. Neyi yansıtmak istiyorsunuz? Yoksa var formatlar. Yani burada ne söyleyebiliriz? İşte yeni mezunsanız muhtemelen işte bölümünüzü yukarı yazarsınız. İş deneyiminiz varsa işi yazarsınız. Ama öğrenciyken çok önemli bir projede başvurduğunuz işle ilgili, projeyle ilgili bir şey vardır. Bir yerde yer almışsınızdır. Onu en başa yazmak isteyebilirsiniz. Hata anlamında söylüyorum. Bu bariz hatadır. En üstte mesela şöyle şeyler yazıyoruz. İşte Ali Gülüm Karayolları Mahallesi Gazi Osman Paşa'da oturuyor. Telefonu şu, e-mail adresi bu, Skype numarası bu. Bu da fotoğrafı. Ondan sonra işte ehliyeti var. Evli, 6 tane kedisi var falan gibi. Aa, birinci sayfanın yarısı bitti. Tekrar söylüyorum. 800 tane CV tarıyorsun ve ilk yarım sayfada adres, telefon ve evli olduğunu gördün. Ayırır mısın benim CV'mi görüşecekler olarak? Gibi. Bu gözle taramak gerekiyor. Uyarlanmış ve eksiği olmayan bir CV olması gerekiyor. Hızlı tarafları söyleyeyim. Uyarlanmış, yani başvurduğunuz işe göre uyarlanmış. Öyle bir, yani artık orada da öyle bir dünya yok. Yani kaç CV'niz var, kaç özgeçmişiniz var, bir sonraki sorun. Yani birkaç farklı tarzda işe başvuruyorsanız en azından birkaç farklı tarzda özgeçmişiniz olması lazım. Bir işi çok istiyorsanız, işi almak meselesi var ya, bir işi çok istiyorsan, tamam mı? O işe özel özgeçmiş yazman gerekiyor. Bu bir kandırmaca değil. Yani benim varsayımım şu. Yani belki bazılarınızın aklından şu geçiyor. Ya benim daha özgeçmişe yazacak o kadar şeyim birikmedi gibi. İddia ediyorum, özgeçmişe yazacak yüzlerce malzememiz var. O işle o yazacağınız malzeme arasındaki dengeyi ön plana çıkaracağınızı ilgili. Yoksa işte falanca işe başka bir şey yapınca kandırmaya çalışıyor falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Kariyer hedefi, isminiz, doğum tarihiniz vesaire gibi olması gerekenler tercihinin en altta. Aktiviteler, okul vesaire gibi gülümseyen bir fotoğraf. Ve belki bütün bu özgeçmiş meselesinin özü şu. Böyle seni yansıtıyor mu? O sayfaya baktığın zaman kendini görüyor musun? Böyle bir bazı fotoğraflarına bakarsın hiç beğenmezsin de. Bazı fotoğraflarına da bakarsın da burada güzel çıkmış, ne güzel dersin. Şimdi o özgeçmişe baktığın zaman test bu yani. Yani hiç öyle işte kariyer sitelerindeki 10.000 tane işte şurası böyle olmuş mu, salda 3 santim olmuş mu falan değil. Ona baktığın zaman beğendiğin fotoğrafına baktığın gibi gülümseyebiliyorsan o CV olmuştur. Bu böyle basit şeylerle biliyorum. Yoksa o teknik taraflar, yani yüzlerce site var, oralara bakabilirsiniz. Sonra ikinci bir yüzleştirici soru, mesela şu anda aktif iş arıyorsanız kaç kişi iş aradığınızı biliyor. Ben bu soruyu soruyorum. Genelde insanların çevrelerinde iş aradıklarını kimse bilmiyor. Kendi başlarına kapanıyorlar. İş başvuru platformlarından falan başvurular gönderiyorlar. Annesi bile bilmiyor. Ya annemin ne alakası var diyor. O işte ilkokul mezunu diyor. Bilemezsin. Dünya küçük. Annen pazardı. Senin girmek istediğin şirketin işte girmek istediğin departmanın yöneticisiyle karşılaşabilir birazdan. Olmaz gibi geliyor. Olur. Yani niye olmaz? Daha önemli soru burada. İşte ne istediğin, neden önemliğinin bir şey daha. İş aradığınızı bilsin insanlar. Kaç kişi biliyor önemli bir soru. Nasıl bir iş aradığınızı da bilmesi lazım. Nasıl bir iş aradığınızı bilmesi için önce sizin bilmeniz lazım. Onu tanımlayabiliyor olmak gerekiyor. Aradığın işi kabaca da olsa kaç kişi tanımlayabiliyor? Şimdi burada şey dönemi biraz geçiyor gibi. Yani bu iş arama siteleri, en çok bilinenleri ben burada yani adını vermek istemiyorum ama işte ilk insanların aklına gelen birkaç tane var. Onların etkileri azalıyor. Şimdi daha böyle niş çalışan, işte ne bileyim, bilişime istihdam sağlayan daha küçük firmalar falan öne çıkmaya başlıyor. Neden? En baştaki şeyi hatırlayın. Eleman bulmak çok zor. Bir tarafından bakalım. Kendinizi doğru yansıtabilirseniz ve ne istediğinizi bulursanız gönlünüzdeki işe çok hızlı kavuşabilirsiniz. Korkunç bir açık var.
o tarafından bakabilirsiniz. Yani buna o taraftan bakmayı tercih edebilirsiniz. Aile bağlantıları, iş ilanları tabii ki, fuarlar, şirket etkinlikleri ya da kendi bağlantılarınız. Şöyle bir şey paylaşacağım. Son iş yerimde 6,5 senemde çalıştım. İşte 15 şubesi falan var. Zaman zaman şöyle şeyler oluyor. Birisi yoldan geçerken bizim şubelerden birine ya da genel merkeze gelip diyor ki ya ben sizinle çalışmayı çok istiyorum deyip özgeçmiş bırakıyor. Ne yapıyorsunuz onlarla? İş görüşmesine çağırıyoruz onları. Genelde ödemiyoruz. Buraya kadar gelmiş değil mi? Ayıp olmasın diye. En çok da onları zorluyoruz. Ben bir hatırlamaya çalıştım. Bunu yapıp da işe almadığınız kimse olmadı. Yani kapıdan gelip de ben sizinle çalışmak istiyorum deyip de görüşmede gerçekten böyle terlettiğim yani her aktığını gördüğüm aday oldu. O kadar da zorluyorsun niye diye. Ama istiyor, alıyor. Ve çok başarılı oldular. Yani aklıma böyle çok net gelen insanlar var. Şimdi bunlar böyle şeyler gibi gözüküyor. Klişeler gibi gözüküyor. Efendim özgeçmiş yerine video hazırladı. İşte çok çalışmak istediğin şirketteki yöneticiye mail at. Böyle otomatik gelen şey ne biliyor musunuz? Ya herkes onu yapıyordu. Yapmıyor kimse. Vallahi yapmıyor. Şimdi ben alakasız gibi gözüken başka bir örnek vereceğim. Ben senelerdir şunu yapıyorum. Yani yöneticilik yaparken de yapıyorum. Şimdi birazdan burada da söyleyeceğim. Bana diyorum telefon numaram gizli değildir benim. Hani LinkedIn profilimde yazar, Instagram'ımda yazar. E-mailin kolaydır falan. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz diyorsun. Sosyoloji bölümü farklı. Evet. Sonra mesela sıklıkla bana şunu soruyor arkadaşlar. Ya nasıl zaman buluyorsun? Bulmuyorum ki. Çok az insan arıyor zaten. Tamam yani öyle bir yani herkes yapıyordur onu. Çok şey bir fikir falan gibi yapmıyorum. Yani çalışmak istediğin şirketi belirliyorsan kapısında yap. Bacadan gir. Yapmıyor herkes onu. Vallahi yapmıyor, billahi yapmıyor. Tamam mı? En sıklıkla yapılan şey işsizlik oranı çok yüksek. Benim gibi çok aday var, ben nasıl iş bulacağım? İş neydi? Bulunmuyordu değil mi? İş alınıyordu, işi alacağız. O yüzden kaç kişiye kendi kaynaklarında sen ulaşıyorsun, onu da bilmeye çalışıyorum. Ne istediğini tanımladığın zaman doğrudan nokta atışı yazabilirsin. Ben burada çok çalışmak istiyorum diye. Beni en mutlu eden girdiğim işlere şöyle bir baktığım zaman kendi kaynağımla bulduğum işlerdi. Yani bir yerden yakalıyorsun. İşte turizm okulunda. Sonra bir seyahat ajansında çalıştım. Kültür turları yapan. Ben turizm okurken o seyahat ajansında çalışmak nasıl tarif edeyim ki şimdi? İşte şimdi Google'da çalışmak falan, Apple'da çalışmak gibi bir şeyse yani. Bizde de öyle bir seyahat ajansı vardı. Hayal edemiyorduk ya orada çalıştığımızı. Hayal edemiyorduk. Tek yapman gereken çok istediğini oraya bir şekilde o haberi ulaştırmanın bir yolunu bulmak. O kadar az insan yapıyordu. Ne istediğini bildiğin zaman bunlar böyle çok kolaylaşacak. Sonra iş görüşmesine hazırlık meselesi var. Yani iş almanın bir parçası olarak. Emin olamıyorum ne kadar farklı ediyorsunuz. Sorulara geçmek için böyle kısa geçeceğim. İş görüşmesine hazırlıklı olmak, hazırlıklı olarak gitmek demek, işi almaya gitmek demek. Yani iş görüşmesine gidiyorum çok zayıf, yani ağırlığı, özgür ağırlığı olmayan bir şey. İşi almaya gidiyorsun. Tamam mı? Yani testim de şu, kendi girdiğim onlarca görüşmeye, iş görüşmesine bakıyorum. İş görüşmesinden çıktığın zaman, diyelim ki işe alınmadın ya da işte dönmediler ya da dediler ki seni alamıyoruz. Böyle hakikaten şaşırıyor musun? Allah Allah nasıl olur, beni nasıl almazları hakikaten şaşırıyorsan o işe almaya gitmişsin. İşten içe gidiyorsun, ne yapman gerektiğini. Buna şaşırmıyorsan demek ki içinden başka bir ses varsa belki de orası doğru yer değildi. Belki ne istediğini bilmiyorsun, belki olmasın istiyordun. Çünkü iş almaya gidiyor. Çünkü işe almaya gittiğin zaman o zaman şu tür bilgilerle biliyorsun. Bu şirket kim? Nedir? Tarihi mi? Ne ürünleri var? Ne hizmetleri var? Kimlerle rekabet ediyor? Kiminle görüşmeye gideceksin? Görüşmeye gideceğin kişiyle ilgili ne tür bilgiler var? Kendisiyle ilgili ne paylaşıyor? Ben bunu 11 sene önce de yazmıştım. Bu tür bilgiler çok azdı.
Bu işte 4+2 kuralı demişiz. Bu şirketle ilgili taraf. İkincisi de şu, 6+2. Kendiniz ve stratejiniz ne? Kendinizi nasıl anlatacaksınız? Güç beyanlarınızı ve ne istediğinizi nasıl anlatacaksınız? En önemli şey o. Çünkü bunlar olmazsa o zaman siz size soru sorulmasını bekliyorsunuz. Oysa iş görüşmesinde sizin talepleri soru sormanız bir sürü adayın önüne geçtiğiniz anlamına geliyor. Ne istediğinizi bilmezseniz o zaman soru sormayacaksınızdır. Dolayısıyla akıllı bir İK'cı sizin ne istediğinizi bilmediğinizi düşünecektir. Şimdi kendinizi bu empatiden çok yararlanabilirsiniz bu süreçte. Kendinizi işe alımda uzmanlaşmış bir insan kaynakları yetkilisi olarak görün. Ne istediğini bilmediğini hissettiğiniz bir aday var karşınızda. İşe alır mısınız? Yoksa şöyle mi düşünüyorsunuz? Ya 6 ay sonra birdenbire ne istediğini fark ederse ne olacak? Ayrılacak mı? Ayrılırsa ne olacak? Gene empati kuru. O zaman ben o pozisyon tekrar açık olacak. Bana tekrar iş gelecek. Kendinizi o insan kaynakları yetkilisinin yerine koyun. Soru sormak, fikrinizi söylemek, kariyer planınızı açıklamak gibi şeyler. Var mı bu iş görüşmesi, özgeçmiş, iş aramayla ilgili soru sormak? Bir deyiş var, bir disk deyişiymiş. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen ortaya çıkacak. Kapatıyorum ben aşağı, son sorulara geçeceğim. Sorum şu aslında, hazır mısınız sorumluluk almaya? Ya ben iş aramayı, böyle iş arama lafını şöyle sevmiyorum. Çünkü iş aramak da bir iş. Yani işe girdiğini hayal et. İşin ne? Şu anda hayalindeki işi arıyorum, beklemem lazım. Ona uygun davranmak olmam lazım. Onu arıyor olmam lazım. Bugün buradan adım atarak çıkmış olmayı isteyenler kim dedim. Bayağı bir el kaldıran oldu. Daha iyi atölyelerinde sorduğum bir soru vardı. Onu bilenler o yüzden cevap vermesin. Soru şu. Domino taşını herkes biliyor mu? 3 santim. Domino taşını böyle dizersiniz. Bir tanesini vurunca hepsi böyle yıkılıyor değil mi? Böyle kaç tane dizerseniz dizin rekorları falan var. Şimdi bu hep bilinen bir şeydi ama 1983'te bir Amerikan fizikçinin keşfettiği bir şey daha var. Bir domino taşı sadece kendisi boyutunda bir domino taşını değil, kendisinden %50 daha büyük bir domino taşını da yıkabiliyor. Yani birinci domino taşı 3 santim, 4,5 santimlik bir domino taşını yıkabiliyor. 4,5 santim işte 6 bilmem kaçlık domino taşını yıkabiliyor. 6 dönüyor, 9 bilmem kaçı yıkabiliyor. Bu şekilde sürekli %50 büyüyerek domino taşı dizdiğimizde 57. domino taşının yüksekliği ne olur? Var mı? 3 santimle başladı. 4,5, 6, 57. domino taşı. ALES'e falan girecek yok mu? Onlar da biliyor. Olabilir. Tahmin edin. İpucu veriyorum. Uçu. İpucu daha iyi değil mi? 18. domino taşı Pisa Kulesi. 23. domino taşı Eiffel Kulesi. 57 kaç? Ne olur? 31 Everest Dağı. 57 Dünya ile Ay arasına köprü kurabiliyor. 57. O yüzden başlık çok doğru. Teşekkür ederim. Kılavuz konuşmaları. İş hayatına nasıl adım atarım? Birinci domino taşını bugün izlerseniz dönem bitmeden 57 günümüz var herhalde. Gönlünüzdeki işe, yani gönlünüzdeki iş ayda bile olsa ulaşabiliyorsunuz demektir aslında. İlk adımın ne? En baştaki soruyu ben şimdi soracağım. İlk adımınız ne? Kaç kişi iş aradığını biliyor. Mesela bu güzel bir şey olabilir. Ne istediğini çalıştın mı, araştırdın mı? CV'ni kaç kişi gördü, kaç kişiden geri bildirim aldın? Yani tahmin ediyorum bayağı bir insan tanıdığıyla yanına oturuyor. Yanınızdaki arkadaşınız CV'nizi gördü mü? Basitleştireyim dünyayı size. Yanınızdaki arkadaşınızdan CV'nizin nasıl göründüğüyle ilgili geri bildirim aldınız mı? İnsan kaynakları alanında çalışan bir tanıdığı olmayan ya da ulaşamayacağını ne olursa olsun düşünen var mı? Artık böyle şey çağındayız ya, network çağındayız. Bir insan kaynakları çalışanından,
İK uzmanından, İK'yı bilen, insan kaynaklarını bilen birisinden özgeçmişinle ilgili geri bildirim aldın mı? LinkedIn'de profilin var mı? LinkedIn'de bir tane bağlantı var, bana yardım et diye. Ben orada gönüllüyüm mesela, aynı şeyi söyleyeceğim. Sanırsınız ki yüzlerce şey geliyor oradan, başvuru geliyor. Gelmiyor, ayda bir kişi diyor ki ben falanca şeyle ilgili yardım almak istiyorum, bana yardım eder misin? Memnuniyetle diyorum. Az oluyor ama oluyor. Birkaç ay önce bir yıldır iş bulamayan birisi yazdı oradan bana. Öfkeli, acayip öfkeli. Yani böyle telefonu şöyle uzakta tutuyorum. Çünkü o kadar çok şey başarmış ki üniversite yıllarında. CV'sini gerçekten iki sayfadan daha azı kısaltamadık. Bir yandan işte sporla ilgilenmiş, bir yandan kulüp faaliyetlerinde çalışmış, bir yandan staj yapmış. Dolu böyle. Dedim ki belki sorun oradadır. Çok dolu olmasıdır. Öbür taraftan bak. Çünkü bir İK stajyeri senin CV'nle ne yapacağını bilemiyor. Bu bize fazla diye düşünüyor. Bak bu da bir sorun olabiliyor. Öbür taraftan bakabilirsin. Kaç kişiden yardım istedin? En önemli soru o. Yardım istedin, bunda bir şey yok. Kaç kişiden yardım istedin? İsterseniz o şey vardı ya, öğrenci hazır olduğunda öğretmen ortaya çıkar. Yardım istersen o yardım gelecek. Ama şu soruya cevap vermeye hazır olun. Ne istediğinizi tanımlamak zorundasınız. En önemli şeyi en sona sakladım. Gerçekten çok önemli. Bugün benim burada söylediklerim dahil. Söylediğim hiçbir şeye de inanmadım. Özgün olmak zorunda. Bu sizin iş arayışınız, bu sizin gönlünüz, sizin gönlünüzdeki iş. Onun sorumluluğunu almanız gerekiyor. Yani o sizin yani ben sizin gönlünüzdeki işi bilemem. Bir şey daha paylaşayım. Böyle çok duygusallaşınca böyle şeyler paylaşmayayım da oluyorum. Fazla diye düşünmüştüm. Geçen aldığım bir eğitimde bir alıştırma yaptırdılar. Alıştırmada böyle iş hayatına ilk girdiğim andan bugüne kadar ki böyle durumu senaryolaştırsam nasıl bir senaryo yazarım diye. Böyle yazdım. Şöyle sayfaya baktığımda şunu fark ettim. Ben hep dışarıdan bana tanımlanan şeylere yani işte yapmaya çalışmışım. Hiç gönlümdeki işin ne olduğunu sormamışım. Çok yorulmuşum. Ama hepsinde böyle başarılı olduğumu hissettiğim zaman doğru yerde değilim. Yani dışarıya göre başarılı olduğumda ondan vazgeçme eğilimine girmişim. Gönlünüzdeki şimdi böyle bir önemi var. Yani bunu yani bugün sizin karşınızda konuşabilmem benim inişli çıkışlı bir kariyerim olması sebebiyle değil mi? Ben 25 sene önce ilk girdiğim o Alman şirkette çalışıyor olsaydım demeyeceğim. Çünkü ayrılmasaydım emekli olmuş olacaktım bu yaşta. Ne kadar tuhaf geliyor bana şimdi. Böyle de bir kariyer var. Bunu tercih ediyorsanız bunda da bir yanlış yok. Ama size özgün olmalı. Ben onu tercih etmedim. Ama şunu bilmiş olmayı isterdim. Yani pişmanlık olarak da değil. Bu soruları keşke o zaman sorsaydım. Yani daha iyi bir şey olabilirmiş. Dolayısıyla böyle bir şansınız var. Oradaki şey sorumluluk. Yani o tavsiyeler, bilinenler, hikayeler, benim söylediklerim, başkalarının söyledikleri. Bu odada çok güzel kayıtlar var. Bizim bölümün organize ettiği. Dönüp onları dinleyebilirsiniz. Orada çok değerli tavsiyeler var. Ama bir de siz varsınız. Birey olarak ben ne istiyorum diye bakmak durumundasınız. O sorumluluğu almak durumundasınız. Size söz veriyorum. Tek yapacağınız şey ne istediğinizin sorumluluğunu siz alın. Gönlünüzdeki işi bulursunuz. Bu kadar da basit. Çünkü geri kalan her şey teknik detay. Hazırladım falan ama söylerken bile ne kadar saçma diye düşünüyordum yani. Özgeçmişini nasıl yapacağım? Senin gönlündeki işi sana hizmet ediyor mu? Etmiyor mu? Şimdi sorulara geçiyorum. O soruların sonunda hala ilk adımımı bilmiyorum diyorsanız da ona da bir çözümüm var. Ona da hazırlıklı geldim. Ona en sona saklıyorum. Ama şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Bekliyoruz arkadaşlar. Çok konuşmuşum. Adımda da evet. Adımını bilen var mı? Pozitiften başlayalım. Mikrofonu açabilirsin de düğmeye basıp. Geliyor. Benim biraz farklı bir soru. Adım Ayşe. Mesela üst takım çalışmasından bahsettiniz.
ve ben çok mükemmeliyetçi bir insanım. Hı-hı. Mesela bir takım oluşturduğumuzda bu ödev için olabilir veya başka bir şey için olabilir. Kendi üzerime düşeni yapıyorum ama mesela başka bir arkadaşımın yaptığı beni tatmin etmeyince sorun yaşıyorum orada. Yani takım çalışmasını çok iyi yapamıyorum. Bir şey önerebilir misiniz? Önerebilirim. Mesela iş görüşmesine gidersen, gittiğinde bu deneyimden bile bahsedebilirsin. Tamam mı? Yani bu bile mesela hani şimdi soru ne? Soru aslında bir şey yapamıyorum diye başlıyor. Ben öbür taraftan bakmalı diyorum ya, öbür taraftan bakalım. Senin takım çalışması içerisinde mükemmelliyetçilik tarafından dolayı bir derdin var ve bu derdin farkındasın. Tamam mı? Bu, ben işe alıyor olsaydım, bu benim için bunu deneyimlemiş birisi, bunu deneyimlememiş birisine göre avantajlı durumda. Ne önerebilirim? Yani ne önerebilirim? Bilmiyorum, hikaye bilmeden bir şey öneremem. Çok net. Ama şunu biliyorum. Yani ben yalnız çalışmayı daha çok severim. Bir dönem bende böyle çok şeydi, çok katıydı, çok keskindi bu. Sevmezdim yani. Birisiyle bir iş yapardım, dönerdim onu bir daha yapardım. Bir de ayıp olmasın diye söylemezdim falan. Böyle bir zorluklar vardı. Deneyimlemen gerekiyor. Yani öbür taraftan, yani ben takımdan ne alıyorum sorusunu sorduğunda mutlaka bir şey buluyorsun. Yargılamadan bakmayı öneriyorum. Yani hayal ettiğin bir şey var, onu alamadığın için takım çalışmasından üzülüyorsun. Bu üzüldüğün taraf. Şu soruyu bir sorabilirsin takım içerisinde, ödev hazırlarken, kulüp faaliyetlerinde. Üzülsen de bana ne fayda sağlıyor burada bulunmam? O zaman ona değer vermeye başlıyorsunuz aslında. Bu sorudan fayda görebilirsin. Ama bu böyle hap gibi bir şey değil işte. Bu soruyu bir süre sorman gerekiyor. Tabii. Şimdi öncelikle iş dünyasının tanımının değiştiğinden bahsettiniz. Hı hı. Bize genelde tarif edilen bizim jenerasyon için korkutucu olan bir iş dünyası tanımının değişmeye başlaması bizim için ümit verici bir yerde. Peki esneklik dışında yeni iş dünyasını tanımlayan yeni nitelendirmeler var mı? Var. Şimdi popülerleşen kelimeler var. Onlar biraz moda gibi. İşte en son şu anki moda agile, çevik olmak falan gibi. Dolayısıyla çevik olabilecek insanlar aranıyor. Yerine yeni bir şey gelecektir. Çünkü benim çevikle ilgili görüşüm çok net. Yani işte son 20 yılda bu kadar kriz atlatmış, bu kadar zorluk yaşamış bir ülkede bence herkes o çevik olma becerisini kazanmış durumda. Çevikliğe dair kanıtınız var mı? Mesela iş görüşmesinde bu önemli. O kısmını boş verelim. Var. Yani nereden var? Kendi işte yani öğrencilik yıllarında yaptığınız faaliyetlerden doğru bunları kanıtlayabilirsiniz. Yani bir kulüp faaliyetinde yaşadığınız zorluk. Yani bugün bu toplantı odasına girerken yaşadığınız zorluk işte değil mi? Burada kocaman bir piyano vardı. Bunu çözme, bu bir hikayedir arkadaşlar. Tamam mı? Bu iş dünyasında anlatabileceğiniz, iş görüşmesinde anlatabileceğiniz bir hikayedir. Basit bir hikaye gibi gözüküyor ama ben sorunları çözmeyi biliyorum hikayesidir. İkincisi değişime adaptasyon. Bence en önemli şeylerden bir tanesi. Ne kadar adapte olabiliyorsun? Az önceki soruya verdiğin cevap da öyle. Takım çalışmasının önemli olduğunu düşündüğü için Ayşe öyle bir soru soruyor. Ve diyor ki evet ben bunu değiştirmek istiyorum. Yoksa niye sorsun o soruyu? Böyle bir etkinlikte o soruyu sorduğu bile kanıt olmuş oluyor bir yanında. Başka bir şey daha gelmişti aklıma. Önemli şeylerden bir tanesi öğrenme meselesi. Bunu bir etkinlikte daha konuşmuştuk. Yani eskiden diplomanızı aldığınızda siz tamam olmuş oluyordunuz değil mi? Böyle tamam artık o oldu diye. Bugün ne kadar teknik olursa olsun böyle bir dünya yok. Yani kimya mühendisi de olsanız her gün yeni bir şey çıkıyor, takip etmek zorundasınız. Dolayısıyla bu şekilde ifade eden şirketler de var ama henüz çok yüksek değil farkındalık. Öğrenmeyi biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Öğrenmeye açık mısınız, değil misiniz? Yani sizin ne bildiğinizle ilgilenmiyor, kimse sınav yapmıyor size. Ama öğrenmeye açık olup olmadığınızla ilgili. Yani bu biraz şey gibi, çok ağır böyle söylediğimde.
Yani ben şu soruyu soruyordum mesela ben iş görüşmelerinde. Yani öğrenmeye ne kadar açıksın abartmak için. Sana yeni bir şey öğrenmekle ilgili ne kadar eziyet edebiliriz? Yani ben zaten biliyorum mu diyorsun buna karşılık, yoksa bir örneğin var mı? Kimisi şaşırıyordu, kimisi diyor, kimisi çok seviniyordu. Şimdi kendinizi, bakın hiç yetkinliklerden falan bahsetmiyorum. Yani bayağı bir sektörde durum bu. Yani bu ülkede şöyle bir şey var mesela, kalite müdürü yok. Yani bir sürü mühendis kalite müdürü olabiliyor. Ben abartmak için şöyle diyorum, ya Taksim Meydanı'na çıkıp elimde kalite müdürü var, kim işe almak istiyor desem 3 kişi 5 kişi üstüme atlar yani. Yok, en çok gelen şeylerden bir tanesi. Var, ha şu yok mu? Kalite müdürü pozisyonunda iş arayan da çok bildiğim var. Tamam mı? Ama o değişime açıklık, öğrenmeye açıklık ana kriterlerden bir tanesi oldu. Ne istediğini bilmek en önemli şeylerden bir tanesi. Gene kendinizi işe alan kişinin pozisyonuna koyun. Birisi geliyor size diyor ki, yani ben işte 3-4 yıl sonra şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sizin işiniz bana bu noktada çok iyi hizmet ediyor. 2 yıl burada çalışmak istiyorum. O 2 yılda yani muhtemelen ben o adayı alırım. Yani diğer adayların ne durumda olduğuna bağlı. Niye? Çünkü o 2 yılda kendisi için çalışacak benim için çalıştığımdan fazla. Ne istediğini biliyor. Hiçbir derdim yok benim onunla. Ama bilmiyorum ne yapacağımı dediğiniz zaman bir belirsizlik, işe alan kişi bensem beni de korkutuyor. Evet. Sosyoloji 3. sınıfı öğrencisi. 4 kişi. Şimdi bir altıyla başlayacağım. Biraz uzun bir soru olacak. Nasıl toparlıyorum bilmiyorum ama başlayacağım. Yanlış telaffuz edebilirim. Baştan söyleyeyim. Bernard'ın Metallogicon diye bir tane eseri var. Burada anlatmaya çalıştığı şey antik devrin omuzlarında duran modern cüceler diye bir metinden alıntılayacağım size. Orada dediği şey şu, daha çok bilmemizin nedeni kendi doğal becerilerimizle öne geçmemiz değil, başkalarının zihinsel gücünden destek almamız, atalarımızdan miras aldığımız zenginliklere sahip olmamızdır. Ve sonrasında cümlesine şöyle de sonlandırıyor, bizden öncekilerden daha çok ve daha uzak yerleri görmemizin nedeninin daha keskin görmemiz ya da daha uzun olmamız değil, yerden alınıp onların devasa boyunun üzerine konmamız olduğunu söylerdi diyor. Şimdi benim burada kafamda canlanan size sormak istediğim soru ise şu. Hani burada diyoruz ya iş hayatına nasıl adım atarım? Peki siz yani kendi hayatınızdan yola çıkarak ya da tecrübenize dayanarak bu yani soruyu nasıl cevaplandıracağınızı bilmiyorum ama benim kendime arama yolculuğumda adım atmam için gereken şeyin bir başkasının tecrübesine mi dayanması gerekiyor, yoksa yeterince bana ait ve özgün olması mı gerekiyor? Teşekkür ederim. En kısa cevap ikisi de. İkisi de. Yani bunun dengesini nasıl ayarlamalıyız? Ya da daha spesifik olarak böyle sorabiliriz. Yani şimdi soru çok önemli, soru çok değerli. Soru sormak çok değerli. Bunun dengesini hazırlarken bize kılavuzluk edecek sorular şunlar olabilir. İşte Ali Bilim diye birisinin bir hikayesi var. Bu hikayeden ben ne alabilirim? Aldığım şey bana nasıl hizmet eder? İkisi birleşiyor diyor. Yani benim hikayemi olduğu gibi almaktan bahsetmiyorum. Senin ne işine yaradı? Sana nasıl hizmet ettiği sorusunu kendine sorabilirsin. İkincisi de kendinle ilgili soruları sorabilirsin. Sorunun başındaki o açıklamadaki alıntı, yani o miras aldığımız özellikler, onlar iş arama sürecinde de var. Şöyle miraslarla geliyoruz, yani bunun adı da vardı. Yani kendi çaresizliğini, kendi konfor alanını, kendi rehavetini, kendi sorumluluk almama durumunu başkalarına empoze eden insanlar var. Diyor ki, Türkiye'de iş bulmak çok zor diyor. Bunu ben şöyle duyardım mesela o deneyime dair bir şey. Bu bana nasıl hizmet ediyor? Bu benim ne işime yarıyor? Ya da hangi sorumluluğu almış da nasıl böyle bir sonuca varmış? Anlatabiliyor muyum? Yani sahiplenmeyin, işinize yarayacağından emin olmadığınız bir deneyimi sahiplenmeyin. Sorgulayın da. Anlatabiliyor muyum? Yani
Kendi deneyimimden işte örnek değil mi? 2 seneye yakın iş aradım, iş bulamadım diyorum. Bugün baktığımda şunu görüyorum. Çünkü 2 sene boyunca şu soruya cevap vermekten imtina etmişim. Ne istiyorsun arkadaşım sen? Ne istiyorsun? Sopayla değil mi? Öyle dedim. Sopayla kafama vurdular da o soruya cevap verdim. Şimdi o dönemde sizle karşılaşsaydık ve siz iş arama sürecinde bana ne tavsiye edersin deseydiniz, ben size derdim ki iş bulmak çok zor. Çünkü o zaman ona inanmıştım. Anlatabiliyor muyum? Yani o her deneyimi insanlar ise kendi inanışlarıyla aktarıyor. Onu sorgulamadan içselleştirmeyin ve bu benim işime yarıyor mu? Bu inanış bana hizmet ediyor mu diye sorabilirsiniz. Bilmiyorum ne kadar cevap olabilirim. Çaydın. Ne adım atacağını bilen kaç kişi var? Baştaki, en baştaki soru. 1, 2, 3, 4. Evet, geri kalanların soru soruyor olması lazım. Eğer kendi, peki şöyle sorayım. Kendisine buradan bir adımla çıkacağım diye söz verip de o adımın ne olduğunu bilmeyen kaç kişi var? Evet, şimdi sizin soru sormanız gerekiyor. Ne olursa adım atabilirsiniz. Hocam ben İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim, Yavuz Selim. Şunu sormak istiyorum. Yani 2,5 sene bitti, 3. sınıfın bitmesine de aylar kaldı. Seneye 4. sınıfım, mezun olmaya çok yaklaşmışım gibi hissediyorum. Özellikle 3. sınıfa başladığımızdan itibaren hani 3. sınıf göz açıp kapayıncaya kadar bitecek, bir anda 4'te bulacağım, ales değil derken bir şeyler olacak, orada kaybolacağım yani diye düşünüyorum. Umutsuzluk var ve bazı uğraştığım farklı alanlar var. Şu anda da bu etkide de mesela kamerayla uğraşıyorum. Yani bu benim ilgilendiğim bir alan dışarıda da. Ama her şeye rağmen sosyolojiyle alakalı bir şeyler yapmak, hani sosyolojiden nasıl devam edebilirim sorusu geldiği zaman özel sektör veya dışarıda bir sosyoloji öğrencisi, sosyolojiden mezun olmuş bir öğrenci ne yapabilir? Ne yapamaz? Buralar çok belirsiz. Bilmiyorum, belki de belirsiz olması daha iyidir. Yani belki de sosyoloji öğrencisiyle işte ne bileyim edebiyat öğrencisi pek bir farkı yoktur. Ama şu an bu sorunun cevabını çok merak ediyorum yani. Peki. Soruyu cevaplamadan önce var bir cevabım. Şöyle bir soru soracağım. Sosyoloji mezununun sektörde ne yapacağının belirsizliğine dair bilgi, veri, inanış nereden geliyor? Bu bilginin, bu inanışın kaynağı ne? Bilen var mı? Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Sanki öğrendiğimiz şeylerin hiçbirisini dışarıda kullanmayacakmış. Yani aslında bunu size söylemek biraz garip, çünkü hani öğrendiğimiz her şeyi nasıl desem bir yerde karşımıza çıkıyor, ama daha çok şunu kastediyorum aslında. Nasıl desem, sosyolojinin o akademik hani bizi sarmaladığı bir daha işte bilimsel bir alan var ve özel sektör oradan farklı bir yermiş. Sanki bilimle alakalı bir şey yapılmıyormuş gibi. Peki. Şimdi sosyoloji, hani çok basitleştirerek söylüyorum, çok yani toplumu anlamakla ilgiliyse diyelim. Bugün koca koca şirketler toplumu anlamadığı için, yanlış iletişim ve pazarlama stratejisi uyguladığı için batıyor. Bu aslında bir yandan da özel sektörün sosyologlardan yeterince yararlanamadığının da kanıtı. Tamam. Ama şu da var. Büyük bir böyle sahiplendiğimiz bir inanış var. Yani ne, bu fakültede bence o inanış çok güçlü. Bu fakültedeki bölüm mezunlarının özel sektördeki işlerde bir karşılığı yokmuş gibi bir algı var. Bu algı, ben 2000 senesinde bu fakülteye girdiğimde de çok güçlüydü. Görüyorum ki bugün de hala güçlü. O yüzden de şunu dedim size. Yani özel sektörde hayal ettiğiniz, istediğiniz iş neyse onu yazıyorsunuz LinkedIn arama şeyinde, çubuğunda. Yanına da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yazıp enter'a basıyorsunuz. Ya gelmezse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Yani benim 2000 senesinde burada beraber işte koridorlarda beraber işte durduğum, beraber okuduğum öğrencilerin bir kısmı şu anda özel sektörde tam da bu klişenin tersi çok güçlü pozisyonlardalar.
Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, o ayrı bir şey. Yani istedikleri bir şeyse iyi bir şey o anlamda. İstedikleri bir şey değilse de kötü bir şeydir herhalde. Şimdi o yüzden ben o soruyu şöyle alıyorum. Sen özel sektörde ne yapmak istiyorsun da, ne yapmak istiyorsun da, ne istediğine gene dönüyoruz. Ve ne yapmak istiyorsunu belirleyelim. Sonra da diyelim ki ben sosyoloğun, sosyoloji mezununun gönlümdeki işe katkısını nasıl anlatabilirim? Şimdi hop değiştiriyorum soruyu. O zaman sorumluluğunu alıyorum. Diyorum ki neyin sorumluluğunu alıyorum? Olgusal bir gerçek. Özel sektör sosyoloğun şirketteki öneminin farkında değil. Değil. Yani işte bu fakültedeki bir sürü bölümün öneminin farkında değil özel sektör. Değil. Bu bir veri. Tamam mı? Ben de önemli olduğumu ve işe yarayacağımı ve bunun benim istediğim bir şey olduğunu nasıl kanıtlarım? Birinci durumdaki o çaresizlik, ne yapacağını bilmeme halinden hop döndüm. Şimdi kendime bir sorumluluğu ben almak durumundayım. Başka türlü o gönlümdeki işe kavuşamayacağım. Şöyle bir alternatif var. Bence mesela şöyle bir şey olacak. 8-10 sene sonra şirketler diyecek ki bize sosyolog lazım. 8-10 sene sonra diyecek bunu. Bugün diyemiyor. Diyememesi bugün ihtiyacı olmadığı anlamına gelmiyor. Tamam mı? Ama şunu başarabilirsin. Bunu sen gerekçelendirdiğinde, hayalindeki işi tanımladığında telefonu kaldırıp bir mail atıp işte iki paragrafta özetleyip arkadaş ben lazımım sana diyebilirsin. İsmail Hoca ile çok konuşuyoruz. Sosyal bilimlere ihtiyaç hiç bu kadar yüksek ve güçlü olmamıştı. Özel sektör ne kadar bunun farkında, o ayrı bir tartışma. Anlatabiliyor muyum? Yani sosyoloji toplumdaki hani bir yanıyla da hakikatlerle ilgili değil mi? Sahicilikle ilgili. Özel sektörün bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey hakikat, sahicilik. Bilmiyor, bir şeyler yapıyor. Çuvalla para harcıyorlar sosyal medyaya falan. Çuvalla para harcıyor. Birkaç tanesini biliyorum. Değil mi? 3 tane like alıyor. 250 bin takipçisi var şirketin. Kimse yani şunu yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü sahte geliyor. Hakiki değil. Niye? Çünkü işte onlar bir ajansa para vermiş. O ajans taşeron ajansa para vermiş. Taşeron ajans bilmem ne ajansa vermiş. Arkadaş kim? Senin müşterin kim? Senin müşteri. Onun müşterisi benim. Benle bir bağ olmayan şirketin bir postunu niye like ediyorum ben ya? Etmiyorum zaten. Anlatabildim mi? Yani bunu söylediğim için üzgünüm ama çok, yani aynı zamanda çok güzel bir şey söylüyorum. Sorumluluğunu al ya, ne istiyorsan o yapılabilecek diyorum. Evet. Ben çok özür dileyerek Ali Bey'in yanına geleceğim. Yanımdan ayrılma. Yavuz arkadaşımızın sorusu önemli. İki tane şey. Birisi Ali Bey'in işaret ettiği yeni gerçeklik. Yeni ekonomik, sosyal, toplumsal, tarihsel gerçeklik, şu yaşadığımız iklim, dünya gerçekliği, Türkiye gerçekliği, bölgesel gerçeklik, çok fazla sosyolojiye, çok fazla beşeri bilimlere, klasik filoloji dahil ihtiyaç duyuyor. Dışişleri mensubu da klasik filolojiyi bilmek durumunda, bugünkü Kuzey Suriye'deki olan hadiseyi anlamak, Hitit ve Asur dönemindeki Kuzey Suriye'de ne yaşanıyorsa, Ramses'te ne yaşanıyorsa o yaşanıyor. Ne kadar bilirse eski örüntülü refleksler, bugün de tekrardan güçler, ilişkileri, başka türlü konumlandırmalar söz konusuna. Bu anlamda gerçekten buna ihtiyacımız var. Ama diğer taraftan şöyle bir soru. Kurumlar her zaman muhafazakardır arkadaşlar. Müfredatlar, içerikler, izlenceler değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Öğretim üyesi kendisini 19. yüzyılda zannediyor. 20. yüzyılın ilk yarısındaki, iki savaş arası dönemdeki Fransız ya da iki savaş arası sonrasında 2. Dünya Savaşı'nda Fransız Üniversitesi, Koloji de Fransa'da vesaire ya da 60'lar ikisi hareketinin aktivist kampüsü basan Adorno'ya bir kurum olarak Adorno çöktü diyen bir şekilde kavruyor öğrenciler. Sosyolojinin kendisini öğrencinin ve öğretim üyesinin kavrayışı ya da beşeri bilimleri biraz eski alışkanlıklarla, örüntülerle gerçekleşiyor ve sürüyor. Kendisini yenilemiyor kurumlar ve öğretim üyesi. Diğer taraftan da o örüntünün doğal, o politik zeminler, altlıklar, kaynaklardan gelen bir şeyle
Sosyolojikle de özel anlam. Toplumsal dönüşüm neredeyse. Bunlar sosyolojinin genetiğinde var. Ama tek başına günümüz gerçekliğini anlamakta, onunla ilişki kurmakta bu politik temel ya da damar ya da bileşen yetmez. Bölümleri kendisini güncellemesi gerekiyor. Ve olağanüstü, bakın yetenek kıtlığı diyor. Geçen yıl bir önceki rakam dünya sıralamasında 5. sırada yetişmiş kalifiye emek arıyorsun. Piyasa anlamında, kamu anlamında bulamıyorsun. Ama diğer taraftan da geçtiğimiz sene %27, bu sene %24 genç işsizliği. Düşüş trendine girmiş ama %24 çok büyük bir rakam. Şurada 4 kişiden birisinin işsiz olduğu anlamına geliyor bu kuşakta. Ama donanım vesaire yok. Bu anlamda tüm beşeri bilimler alanı, klasik filoloji dahil, gene şunu sen bana söyleyeyim, arkeoloji dahil, güncelle, güncel pratik toplumsal, siyasi, iktisadi sorunlarla ilişki kuracak düzeyde müfredatını güncellemek zorunda. Bunu kurduğunda zaten donanımlı oluyor. Sağlıktan insan kaynaklarına kadar. Kesinlikle müfredat dışı aktivite alanlarının genişlemesi gerekiyor. Çocuğun kendisini bulması gerekiyor, iletişim kurması gerekiyor. Bakın burada pürüzsüz bir anlatım var. Ama soru çok açıklayıcı, boşluk bırakan bir şey yok. Çok açıklayıcı bir sunum söz konusu. Daha fazla soru gelmesi lazım. Açıklayıcılık tamam ama yine ya derdimiz var, sorunumuz var. 4 kişiden birisi şu anda işsiz. Çocuğun daha fazla konuşabilme, özgüvenini kazanması lazım. Dön babam dön. Bizim oğlan bina okur, döner döner kendisi okur. Medresenin adı çıkmış. Şu anki durumu o. Neolitik dönemden bu tarafa çok iyi biliyoruz da güncel toplumsal gerçekliğin nasıl yaklaşılacağı, bunda hangi düzeyde, hangi araçlarla ilişki kuracak konusunda sorunlarımız var. Aktivitelerle müfredatın önce aşılması lazım. Bunu yaptığınızda insan kaynakları, medya, piyasalar, kamu, özel sektör, araştırma sektörü, her yerde şey, devasa bir veri alanı oluşuyor. İşlem alanları oluşuyor. Ama iki taraflı. Sizin Ali Bey'in işaret ettiği ölçekte istemeniz gerekiyor, zorlamanız gerekiyor, ısrar etmeniz gerekiyor. İlker Hoca burada. Bizim klasik örneğimiz. Üçüncü kez girdi. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde sınava. Kaçtı. Biraz önce buradaydı. Dışarıda ikram hazırlığımız var. Kimse çıkmasın. Üçüncü kez de aldık. Yüksek sansa. Ya bölüm öğrencisi tamam ama bölüm öğrencisi ise eğer İstanbul Sosyoloji öğrencisi başka türlü çalışacak. İsteyecek, bağlayacak. Biz vermedik İlker abi. Yüksek sansa. Açısınladım. Dolayısıyla böyle bir hikaye var. Bölümün sloganını biliyorsun. Sen çalış biz yanındayız. Derse de devam edeceğiz. Müfredat güncellemeye çalışıyoruz ama gerçekten çok fazla alan var. Ve yetişmiş kalifiye emeğe olağanüstü ihtiyaç var. Bunu sen zorlayacaksın. Bizim şu aktivite alanını geliştirmemizin kaynağı da bu var. Seni bir damla sana dokunabilmek, bir zerre sana dokunabilmek. Sen buradan al git. Gelenle konuş. İletişim kur. Ali Gülüm'ü yakara. Kaç dakika? Asansör hikayesi örnek. Bir dakika mı? Bir, üç dakika mı? Ya bir dakika diye aslında. Erzen Kesat filmi çekti, nasipse dayız. Sezona girdiğini herkes izlesin. Asansör sahnesi önemli. 2-3 kat ya da 10 kat çıkacaksın. Asansörde bütün derdini anlatacaksın. Fırsat ayağına gelmiş. Birazdan başka bir açıklamada bulunacağız. Bitiriyorum. Onu oradan alayım. Bu asansör konuşması, asansörde geçen kadar sürede kariyerine dair, iş hayatına dair ne istediğini anlatabiliyor musun? Çünkü bunu tekrar etmen lazım. İnsanlara yapışması lazım ki o işe dair kulağı delik olsun. Hiçbir istatistik değeri yok. Şeyi saymaya çalıştım. Ben şu anda mesela kaç şirketin eleman arayıp bulamadığını biliyorum. Benden yardım istemiş ve kaç kişinin, yani yeni mezun ya da değil, yardım iş arıyorum, işte senin kulağın deliktir diye bana 3'e 2 oran, 3 şirket var elimde. Onlara birisini öneremiyorum.
İki kişi de iş arıyor. Hani duyarsam da onları eşleştireceğim. Yani böyle bir şey var. Yani bu resmi istatistiğin tersi bir durum var piyasada. Başka türlü çalışmak zorunda. Bizim çabamız bu. Buradan ikinci bir noktaya geçiyorum. Madem soru sınırlı, vakit de sınırlı. Ali Hoca, Ali Bey diyoruz, Ali Hoca diyoruz, arkadaşımız diyoruz, hepsi. 32 kısım tek biri birden bizim Joker arkadaşımız yani. Her eve lazım meselesi. Uzun süredir koşuk alanına bir ilgisi var. Ya önümüzde kocaman bir alan koştuk ya. Kocaman bir kariyer alanı. Üst üste Ali Bey'i tüketmem adına bu sene konuşmayacağız bu konuyu. Ama sonbaharda sosyoloji bölümü öğrencisinin önünde gelişmekte olan bir kariyer alanı olarak koştuk konusunda bir kılavuzluğumuz olacak size. Şimdi Ali Bey gönüllü olarak bizim sosyoloji bölümü öğrencisi, fakülte öğrencisine, fakülte dışı arkadaşlara kendi kişisel Twitter hesabından da paylaştı. Burada koşulla ilgili sizlere ulaşmasın, ona ulaşması konusunda bir açıklaması olacak. Bence onu alalım. Sonrasında da o konuda da bir iki sorunuz varsa onu alalım. Sonra birlikte çayımızı, kahvemizi içelim. Bence saldırın. Teşekkür ederim. Yani bir süredir, yani uzun süredir koçlukla alakalı yapıyorum. Benim aslında söylediklerimde koçlukla örtüşen temel şey şu. Kendi potansiyelinizi harekete geçirmeniz esas. Yani dışarıdan söylenen başkasının hikayesi en nihayetinde sizinle örtüşmüyor. Koçluk o yüzden benim sevdiğim bir şey. Koçlukta sadece danışan var. Yani bir karşınızda bir koç varsa koçun fikri, kendi hikayesi önemli değil. Sadece siz önemlisiniz. Yardım isteğinin alternatiflerinden bir tanesi. Çünkü koçlukta sizin potansiyeliniz yaratıcı bir süreçte ortaya çıksın diye çalışılır. Gelmeden önce belki bu bugünün katılımcılarına hediye mahiyetinde kendi eğitim aldığım, işte Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun temel eğitimlerini tamamlamış bir grup gönüllü koç, kimler gönüllü olur dedim. Benimle beraber 10 tane profesyonel koç arkadaşımız gönüllü oldu. Buradan, yani bugün buraya gelemeyen arkadaşlarımız da dahil olabilir tabii ama önceliksiz olursunuz. Buradan bu şekilde bir destek almak isteyenler, şu ekrandaki adresteki 4 soruluk minik bir form var. Esasen de sadece işi kolaylaştırmak için. Oradan başvuru doldurursanız, bu 10 kişiden birisini sizinle eşleştireceğim, size bir tane mail göndereceğim. Ve siz ondan önümüzdeki günlerde 6-7 seansa kadar ücretsiz destek alabilirsiniz. Bu desteği alırken, yani sorularınız varsa cevaplayayım. Benim size söylediğim hoşunuza gitti ya da gitmedi bilmiyorum. Sorumluluk sizde. Yani koç size, yani buradan form doldurdunuz, sizi bir profesyonel koç size ne yapacağınızı söylemeyecek, üzgünüm. Ama güzel olan o. Çünkü oradan çözümüne ulaşırsanız o çözüm sizin çözümünüz olacak, otantik çözümünüz olacak. Koçluk da öyle bir şey. Evet, bu bölümle ilgili bir sorusu olan var mı? Buradan formu dolduran herkese, yani sayı itibariyle yeteri kadar şeyimiz var. Çünkü 10 kişi, ortalama 2-3 kişiye destek verebileceğini söylediği için sayı itibariyle yetiyoruz. Ama gerekirse buluruz başka. O zaman teşekkür ediyorum. Buradayım hala. Yani grup içerisinde sormak istememişsinizdir. Bireysel sormak istiyorsunuz. Soru oldukça buradayım. Ayrıca da bana istediğiniz yerden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bu defa istatistiğini tutayım, seneye paylaşayım.